Berrak Tüzün Ataç işbirliği yaptığı Jim markasının lansmanında mutluluğunu paylaştı. Benim gerçekten tasarımlarını da yaptığım, çizdiğim, kalıplarıyla uğraştığım, kumaş seçtiğim, yani çok yani yapmak istediğim bir şeyi, çok keyif aldığım bir şeyi yapmama bir alan açtı. Çok mutluyum o yüzden. Şık tulumunu rengarenk takılarıyla kombinleyen Berrak Tüzün Ataç'ın geceye özenle hazırlandığı her halinden belliydi. Yaptığı çizimlerin sergilendiği koleksiyonla ilgili tasarımcılık hayalini de gerçekleştirmişti Tüzün Ataç. Aslında ben çizen biriyim ve böyle hayatta farklı bir akış olmasaydı küçükken, yani aileyle ilgili resim okumak istiyordum. Dolayısıyla hep çiziyordum zaten. Daha önce başka tekstil firmalarında üniversite döneminde staj yapmışlığım falan da var. Yani onu böyle hani hiç bir daha sanki hayatımda denk gelmeyeceğini düşündüğüm ama çok yapmak istediğim bir şeyle ilgili bir alan açmış oldu bu işbirliği bana. O yüzden çok mutluyum. Berrak Tüzün Ataç'ın kampanya için çektirdiği fotoğraflara kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı düzenlenmiş, afişlerde Tüzün Ataç'ın göbek ve göğüs bölgesi boyayla kapatılmıştı. Ya şöyle bir şey bu. Artık bir yetişkin bireyin kadın veya erkek olmasını da artık ben aşmak istiyorum. Çok sıkıldım çünkü. Kendini nasıl göstermek istediğiyle ilgili bir müdahale olmaması gerekiyor bu çağda. Dolayısıyla herkes istediği kadar dekolte verip istediği kadar kapanabilmeli. Artık bunu konuşmuyor olmamız ve birbirimize saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Tüzün Ataç afişlerine yapılan saldırıyı yorumladı. Kadınların kıyafetiyle değerinin ölçülmemesi gerektiğini ifade etti. Ben dekolte veya tam tersi dekolte vermeyi reddeden her kadını canı ne istiyorsa, kendini nasıl ifade edebiliyorsa, nasıl konforlu ve iyi hissediyorsa öyle giyinmesinin kimseyi ilgilendirmediğini düşünüyorum. Artık bu düzlemde buluşabileceğimize inanıyorum. Berrak Tüzün Ataç, Şahan Gökbakar'ın evinin terasında çekilen fotoğraflarla ilgili başlattığı hukuk mücadelesini kazanmıştı. Bir gazeteci arkadaşımızın bilgi yanlışını düzelterek soruyu cevapladı. Şahan Bey'le devam eden bir mahkeme süreci vardı fotoğrafların silinmesi bu için. Bu yanlış bir bilgi. Benim bir şahısla değil mahkeme sürecim. Devam da etmiyor, sonuçlandı. Benim basın bunu haber yapan kurumlarla ilgiliydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de beni haklı buldu ama benim bir şahsa karşı değildi. Yani ne olur okuyun ya. Röportajlarını yaptık, haberleri çıktı. Bir şahsa ait değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan kararın literatüre geçtiğini belirten Tüzün Ataç, muhabirimiz Onur Üç Karışoğlu'nun özeni karşısında teşekkürlerini iletti. Ders olarak gösterilmişti. Ben de biliyorum bunu. Şimdi de verilmeye devam ediyor. Ve de uluslararası hukuk literatürüne de Tüzün Ataç kararı olarak geçti. Biraz gururluyum bu konuyla ilgili. Çok gururluyum. Teşekkür ederim okuyup takip ettiğin için. Sana yollasın, sen de oku. Tüzün Ataç davasının detayları hakkındaki bilgi yanlışını düzeltmek için açıklamalarına devam etti. Kaynaklar çok affedersiniz. Geçmişe dönük, yani neye bu kadar işlerinizdiniz? Fotoğrafları kaldırmaya çalışıyorsunuz veya haberleri eksiltmeye çalışıyorsunuz? Fotoğraf kaldırma veya haber eksiltme üstüne açılmış bir dava değil bu. Bu kişilik haklarıyla, bireysel haklarla, özel hayatla ilgili haklarla ilgili bir davaydı. Ve bir şahsa değil, medya kurumlarıyla ilgili bir davaydı. Dolayısıyla haber kaldırmayla ilgili bir davamız yok. Veya fotoğraf kaldırmayla ilgili de bir davamız yok. Önce Türkiye'de, daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde toplam 13 yıl süren hukuki mücadelesini anlattı. Ben de 13 sene sürsün istemedim. Hukuk sistemi. Ben de ertesi gün çözülsün isterdim. Ben de bugün, yani bu yaşımda bunu, bu kadar güzel bir günümde bambaşka bir şey konuşmak isterken siz sürekli kendi okumadığınız ama üstüne ama okumamışsınız. Dolayısıyla ama benim hesabıma yok. Ama bakın arkadaşınız okulda bile çalışmış bunu. Ya sınav olarak sormuşlar. Dolayısıyla ya şahsi bir şey söylemiyorum. Açık kaynak var. Yo işte ben de açıkladım. Cevap vermedin mi? Rica teşekkür ederim. Güzel bir gün. Çok sağ olun. Teşekkür ederim geldiğiniz için.
Özge Özpirinççi yakın arkadaşı Berrak Tüzün Ataç'ın heyecanına ortak oldu. Yani bu Berrak'ın ilk işbirliği değil, eminim son da olmayacaktır. Her işbirliğinde, her şeyinde, her güzel gününde, kötü gününde yanındayım. Bugün de buradayım. Merak ediyorum içeride neler var. Bayağı sürprizli bir şeye benziyor çünkü. Ceketimizi giydik geldik. Özge Özpirinççi 17 aylık olan kızı Mercan'ın ilk kez denize girme macerasını mikrofonlarla paylaştı. Çok tatlı. Dün babasıyla denize girdi bir anda. Böyle karetta karetta gibi denize yürüdüler beraber. Gayet keyfi yerinde çok şükür. Güzel oyuncu kızının büyüdüğü her ana tanıklık etmenin sevincini yaşadığını anlattı. Çok güzel ya. Ben böyle hep şey modundaydım. Böyle hemen çalışmam lazım, hemen sete dönmem lazım diyordum ama şu anda iyi ki çalışmamışım diyorum. Çünkü her gününü görmek, her bir aşamasını, her bir gelişimini tanıklık etmek çok keyifli gerçekten. Allah herkese sağlıklı uzun ömürler versin çocuklarıyla birlikte. Siyah ışıl ışıl transparan bluzuyla Berrak Tüzün Ataç'ı destekleyen isimlerden biri de Sabah Tümer'di. Berrak'ın yüzü oldu. Mükemmel oldu. Aynen. Şahane olmuş fotoğraflar falan hepsi. Onun için ben de geldim, hem Berrak'çımı kutlayayım hem markayı kutlayayım diye. Bakalım güzel bir gece geçireceğiz inşallah. Berrak Tüzün Ataç'ın billboardlara asılan kampanya fotoğraflarının boyandığı hatırlatılan Sabah Tümer şaşkınlığını gizleyemedi. Evet, yok artık. Neler düşünüyorsun? Ya bununla mı uğraşıyorlar? Yani ya söylenecek bir şey yok. Başka işlerim yok insanların acaba. Kendi fotoğrafı sansürlenseydi Sabah Tümer'in tepkisinin ne olacağı merak edildi. Bana kim olduğunu bulmaya çalışırdım. Gerçekten. Her, şey yani, her yerde var. Kamera var sonuçta. Kim olduğunu bir önce ilk etapta onu bulmaya çalışırdım. Sonrasında da neden abi derdim. Yani. Bulunca ne söylerdiniz ilk ona? Neden abi? Derdin ne senin? Problem ne? Hayatında ne yolunda gitmiyor? Niye el alemle uğraşıyorsun? Sana ne? Diye.